Zaten başlıkta demişsin, yok işte arabaya kız attım, kız arkadaşım soyundu bilmem ne. Bunun için gelen adam senin için gelmiyor ki, zaten başlık için geliyor. Check the mic and make sure it sound right, boys. Merhabalar. Bildiğiniz gibi daha önce YouTube'la ilgili iki tane soru cevap yapmıştım. Bugün de yine bana gelen soruları topladım, biriktirdim. Bugün de YouTube'la ilgili üçüncü videomu yapmak istiyorum. Şimdi konuyu fazla uzatmadan ilk soruyla başlıyorum. Evet, ilk soru, YouTube biter mi? YouTube bitmez. Neden bitmez? Çünkü şu anda istediğiniz her şeyi YouTube'da bulabiliyorsunuz. Her kitleye hitap ediyor. Bugün aslında biten şey nedir derseniz medya sektörü. Televizyona bakıyorsunuz. Her kitleye uygun bir şey üretemiyorlar ve genç nesil televizyonla pek ilgilenmiyor. Televizyonda bir medya patronu oluyor. Ona derse o yayınlanıyor. Yani İnsanlar o medya patronuyla aynı kafa yapısında değilse, aynı şeylerden hoşlanmıyorlarsa o kanalı izlemiyorlar. Bu kadar basit. Ama YouTube'da milyonlarca farklı içerik üreticisi var. Hangisi size uygunsa ona abone olup onun videolarını izliyorsunuz. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Bir de tabii ki YouTube'da daha özgür bir ortam var. Herkes istediği gibi kendi düşüncesine göre videolar yapabiliyor. Televizyonda bu böyle değil. İşte belli bir format var. Onun dışına çıkamıyorsunuz vesaire. Bu yeni nesili sıkıyor. Z kuşağını diyelim. Kalıplaşmış yapıdan uzaklaşmak istiyorlar. Basit bir örnek vermem gerekirse kısaca. Yani bugün milyonlarca izlenen oyun kanalları var. Televizyonda sadece oyun yayını yapan bir tane kanal var mı? Sadece oyun izleyebileceğiniz? Yok. Bu kadar basit. Diğer soru, yine bu YouTube kapanacak mı, kapanmayacak mı? Ülkemizde sosyal medya uygulamalarına ekstra yükümlülükler getirilmişti. İşte 1 milyon kullanıcıdan sonrasına ek vergi, işte ülkemize temsilci atama vesaire. Bununla ilgili de, tabii biraz geç kalmış olabilirim bu video için. Bununla ilgili de çok fazla soru geldi. YouTube kapanır mı? Kapanmaz. Neden kapanmaz? Çünkü YouTube üzerinden çok büyük paralar dönüyor. Yani firmalar reklam veriyor, içerik üreticiler kazanıyor. YouTube sayesinde işte donanım üreticileri, kamerası, mikrofonu vesairesi hepsi çok büyük satış yapıyor. En önemlisi de devlet bu işlemlerden vergi topluyor ve çok büyük kazanç elde ediyor. Yani bugün duymuşsunuzdur. Birçok ünlü YouTuber'a işte 500 bin, 600 bin TL vergi cezaları kesildi. Bunlar büyük rakamlar ve gitgide artıyor. Ya herkes YouTube'a girdiği zaman ne kadar fazla YouTuber var o kadar fazla gelir demek. O yüzden yani altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmek istemez. YouTube için de bu böyle. Yani YouTube tamam kapatıyorum ben sizin ülkenizden çıkıyorum diyemez. Neden? Çünkü YouTube da çok para kazanıyor. Devlet de vergi anlamında çok para kazandığı için YouTube eğer ki ülkemizin belirlediği şartları yerine getirirse işte temsilci atama vesaire gibi, onlar da zaten işte ülkelerin kanunlarına uyacağız, uymakla mükellefiz vesaire dediler. Bu şartlarda olursa YouTube kapanmaz. Kapanması için de bir sebep yok. Diğer soru, yine en çok aldığım sorulardan, YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? İşte sen YouTuber'sın, zengin misin vesaire. YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? Hani 100 bin dolar kazanan da var, 200 bin dolar kazanan da var. Aylık 50-100 TL kazanan da olabilir. Bu arada aylık 200 TL'yi geçmezseniz, yani geçemezseniz o ay ödeme alamıyorsunuz. Minimum ödeme miktarının 200 TL olduğunu belirteyim. Tabii ki çok fazla izlenen YouTuber'lar uçuk paralar kazanıyorlar. Az izlenen az kazanıyor. Tamamen izlenmeyle ilgili. Yani kimin ne kadar kazandığını şimdi burada açıklamak çok mantıklı olmaz. Kendiniz araştırıp bir şekilde bunu görebilirsiniz.
Diğer sorumuz, YouTuber'lar yalan mı söylüyor? YouTuber'lar ne konuda olduğunu söyleyeyim önce. YouTuber'lar yalan söylemiyorlardır. Yani bir ara İlkay Zaman şey demişti. Ya YouTube'da çok para yok, fazla bir şey kazanmıyorum vesaire. Şimdi yalan mı söylüyor? Yalan değil tabii ki. Yani kendi geliri yanında YouTube'un çok fazla bir geliri olmayabilir. Diyeceksiniz ki ya kardeşim 1 milyona yakın abonesi oldu. Şöyle oluyor, şöyle söyleyeyim. Yani YouTube'da abone sayısının aslında bir önemi yok. Tabii 1000 aboneye geçtikten sonra para kazanmanın aktif olmasından sonrasını bahsediyorum. Yani bugün 1000 aboneniz olur ama attığınız her video 300 bin, 400 bin, milyon izlenirse 1 milyon abonesi olan kanaldan daha çok para kazanabilirsiniz. Bu tamamen videonuzun izlenmesiyle ilgili, ne kadar izlenmesiyle, işte kaç dakika izlenmesiyle kitleyi elde tutuyor mu vesaire, tamamen bununla ilgili. Yani çok fazla abonesi olup da az para kazananlar olabilir. Örnek vermem gerekirse videolarında işte ne olabilir, kız arkadaşımla onu yaptım, Amerikalı sevgilim soyundu, yok arabaya kız attım, bilmem ne. Böyle şeyler çekenler tabii insanlar abone oluyor belki bazı kesim diyelim. Tamam, fazla abonesi var ama bu tip kanallar para kazanamıyorlar. Neden? Zaten başlıkta demişsin, yok işte arabaya kız attım, kız arkadaşım soyundu, bilmem ne. Bunun için gelen adam senin için gelmiyor ki, zaten başlık için geliyor. Videoya giriyor, o senin o bahsettiğin kısım neredeyse, işte kız arkadaşının göründüğü kısım, oraya bakıyor, 15 saniye kızı görüyor ya da işte ne vaat ediyorsan, sonra gidiyor. Bakıyorsun bir sürü abonesi var ama para kazanamıyor. Bunlardan bir tanesi şu anda yapıyor mu, yapmıyor sanırım. Görmüyorum bayağıdır. Crazy Türk diye bir kanal vardı. İşte oraya gidiyordu, buraya geziyordu ama para kazanamıyordu ki, şu anda bıraktı. 500 bin abonesi vardı mesela ama bugün 100 bin abonesi olan birisi, kanalı gerçekten iyi izleniyorsa, videolarda insanları tutabiliyorsa videolarında, çok daha fazla para kazanabilir. Ha bir de tabii ne kadar video attığınızla ilgili. Yani YouTube'a video atmadınız, 1 milyon aboneniz var ama aylardır video atmıyorsunuz. Tabii ki geliriniz belki 50 binlik kanala kadar düşecek. Neden? Çünkü video attıkça YouTube sizi daha fazla kişiye öneriyor. Yani bu şeye benzer. Hani bir LCV'de bir mağazada çalışıyorsunuz. İşte o ay çok iyi çalıştınız. Şirket sizi ödüllendirdi. LCV dedi ki tamam, ayın elemanısın, sana prim verdi. Siz bir dahaki ay çok fazla çalışmadınız. Şirkette doğal olarak prim vermeyecek. Yani YouTube'un istediği size bir tane video atıp trilyoner olup emekli olun değil. Sürekli video atın. Ben sizi daha çok önereyim istiyor. Daha çok para kazanın. Tabii ki YouTube'da daha çok para kazansın. Amaç bu yani. Kazan kazan. Siz ne kadar çok kazanırsanız YouTube'da o kadar çok kazanıyor sizin üstünüzden. Evet, yine çok aldığım sorulardan, YouTube'a 1 saat zaman ayırsam, günde 1 saat ayırsam yeter mi? Kesinlikle yetmez. Yani bugün bana sorsanız YouTube'un, YouTuber'lığın diyeyim, en zor yanı nedir derseniz, ben size zaman derim. Kesinlikle zaman. Yani saatlerce uğraştığım video oluyor. Gidiyoruz bir yerde çekim yapıyoruz. Saatlerce uğraşmışız. Bir bakıyorum mikrofonu açmayı unutmuşuz. Mikrofonun şarjı bitmiş. Başka bir sorun olmuş. Eve geldin, bilgisayarda işleyeceksin, onu atıyorsun acele. Bilgisayar çöküyor. Elektrikler kesiliyor. İnternet gidiyor. Bin bir türlü sorun var. Yani bu çiçek sular gibi günde bir saat geleyim, bir şeyler söyleyeyim, gideyim, öyle bir şey değil. Zaten daha önce de bahsettim, bunu çekmesi ayrı bir süreç, işlemesi ayrı bir süreç, videonun küçük resmi ayrı bir süreç, onun için bile saatlerce uğraştığım oluyor. Editlemesi ayrı bir süreç, YouTube'a atması ayrı bir süreç, yayınlaması, yani çok 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 fazla zamanınızı alıyor. Şöyle gözlerime bakarsanız gözlerim kırmızı. Neden? Çünkü çok az uyuyorum. Yani maalesef bir şeyleri başarmak için bir şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Uyku da bunlardan birisi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela ben normal günlük işe gidiyorum. İşten kalan vakitlerde video çekiyorum. Uyuyorum ya da uyumadan tekrar gidiyorum. O yüzden zaman çok önemli. Yani YouTube'da en önemli şey zaman. O yüzden bu kesinlikle olmaz. Bir diğer konu da, YouTube paralı mı olacak? YouTube hiçbir zaman paralı olmayacak. Neden olmayacak? Zaten
Reklam görmek istemiyorsanız premium üyelik var. Premium üyelik verdiğiniz zaman size işte YouTube Müzik, YouTube Originals, şu an ülkemizde tam Türkçe altyazı desteği vesaire yok. O da gelir yakında. Bazı ek avantajlar sunuyor premium olduğunuz zaman. Onun dışında ekstra bir ücret ödemeyeceksiniz. Tabii son zamanda bana da geldi. Belli bir seviyeden sonra geliyor. Katıl butonu özelliği var. Yine aslında iki soruyu birlikte cevaplamış olayım. Katıl butonunda sevdiğiniz insanlara bağış yapıp ona özel üye olabiliyorsunuz. Bu kişiyi maddi anlamda destekliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Yani o kişi kanalını daha hızlı geliştiriyor. İşte yine size canlı yayınlarda ek avantajlar sağlıyor ve de özel bir etkinlik olduğu zaman, özel bir duyuru olduğu zaman içerik üreticisi YouTuber tabii ki katıl butonla belirlediği ödemeyi yapanlara, yani bugün bir doğum günü partisi varsa 1 milyon kişiyi çağırmak yerine sadece özel üye olanları çağırabiliyor. Böyle bir avantajı var. Yani aslında para konusu bu. Onun dışında YouTube tamamen ücretsiz kalmaya devam edecek. Zaten reklamlardan kazanıyor. Sizin ekstra paranıza ihtiyacı yok YouTube'un. Evet, son sorumuz da neden 4K video çekmiyorum? Neden gimbal'la çekiyorum? Neden işte böyle çok uçuk makineler satın almıyorum? Bu da son sorumuz olsun. Şimdi sebebi şu. Bugün 4K video çekmek çok zor. Neden? Çünkü çok yüksek çözünürlükle olduğu için bunu çekseniz ayrı dert. Bilgisayara attınız ayrı dert. Çünkü çok uzun sürüyor. Onu işlemek başlı başına ayrı dert. Tabii ki daha güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Daha fazla alana ihtiyacınız var ve son olarak hepsini yaptınız diyelim, tamam. Yani 4K video çeksem herkesin elindeki telefon ya da bilgisayar ya da monitör, televizyon Full HD maksimum 2K, yani yüzde olarak baktığımız zaman kaç kişide 4K televizyon var da ben 4K içerik oluşturacağım ki? Bugün şu an bu çektiğim videoyu bu odada 4K çeksem neyi değiştirir ki? Sadece işte sakallarımı, belki kaşlarımı biraz daha net görürsünüz. Bunun hiçbir amacı yok yani. Bugün negatif yönü daha var. 4K video tabii internete, YouTube'a atması da çok zor. Ne oluyor bu sefer? İzlerken de çok fazla veri indirmeniz gerekiyor. Yani bugün öğrencilerden bahsedelim. Telefonla bir videoyu izleyecek. 4K video gördüm mü korkuyor, hemen kalitesini düşürüyor. Neden? İnternet paketi bitmesin diye. Yani 4K'ya geçmemiz için belki önümüzde 5 yıl var, belki de 10 yıl var. Şu an 4K'ya ihtiyaç yok. Ha, yapabilirim. Şu an kullandığım telefonum 8K da destekliyor. Ama ben şu anda gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bir de videoların uzunluğuyla ilgili soru geliyor bana. Ya işte videoların uzun, bazı videoların uzun falan gibi. Şöyle söyleyeyim, ben videoların uzunluğunu tamamen algoritmaya göre belirliyorum. Yani insanlar ne kadarını izlemiş, ne kadarını izlememiş, nerede kapatmışlar, ne yapmışlar, onların çok ayrıntılı istatistiklerini YouTube stüdyoda gördüğüm için videoları ona göre daha uzun yapıyorum. Tabii ki yine optimal süreyi kendiniz belirlemek zorundasınız. Ne kadar uzun video, o kadar çok para demek. Neden? Çünkü daha fazla reklam çıkıyor. Daha uzun videolar yaptınız ve kitleyi elde tutması daha yüksek olduğu için YouTube da bu sefer sizin videolarınızı öneriyor. Bugün 1 dakikalık videoyu herkes yapar. Yani işte TikTok Reels, 15 saniyelik videolar, herkes yapıyor bunu. Telefonunu çıkart, orada kedi gördün, çek. Herkes yapıyor. Bu sefer senin farkın kalmıyor. Ama sen işte 20 dakika video yayınlamışsın, oraya gittin, gezdin, dolaştın, bir konuda bilgi verdin, bir sürü editledin, onu yaptın, bunu yaptın. Tabii ki YouTube seni daha çok seviyor. Doğal olarak ben de videolarımda kitle tutmaya baktım. Kademeli olarak daha uzun videolar yapmaya başladım. Şu an genelde 20-25 dakika civarı. Tabii daha uzun videolarım da var. Ama bugün baktığınız zaman daha büyük YouTuberlar, tabii ki onlar da istatistiklere göre hareket ediyor. Ya 40 dakika video yapanlar var. Belki ileride ben de çıkabilirim o değerlere, o rakamlara. Ama şu anda 20 dakikalar
benim için de iyi. Eskiden 12 dakikada sınırlıyordum. İnsanlar şey diyordu ya, ne kadar güzel video, neden işte kısa yaptın, daha uzun yapsaydın vesaire. 20'li dakikalar benim için de güzel oluyor. Çok fazla kesmem gerekmiyor. Çok fazla kısalması gerekmiyor. Benim için de gayet güzel oluyor uzun videolar. Ve de daha açıklayıcı oluyor. Seviyorum yani. Önemli olan insanları uzun süre ekran başında tutabilmek. Şu anki istatistiklere göre bunu başarıyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Sorularınızı yine videonun altına yazarsanız başka bir videoda, yine YouTube soru cevap videosunda hepsini okuyup cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.